O numaranın klası bambaşka. Sahada olan herkesin sırtına geçirmek istediği çok klas bir numara o. Futbol tarihinin en büyük futbolcularının neredeyse %80'ini oluşturan pozisyon olan 10 numaranın tarihini ve forma numarasının nereden geldiğini bugün sizlerle inceliyor olacağız. 10 numara pozisyonu nedir? Nasıl ortaya çıktı? 10 numara pozisyonu önemini yitiriyor mu? Ve en önemli bu formanın temsilcileri kimler? Bugün bu videoda bu konuların hepsine rahat rahat geniş geniş bakıyor olacağız. Günümüzde 10 numaranın sahibi olan futbolcular genelde takımının en iyi oyuncuları ya da takımının en özel tamamlayıcı, kapsayıcı oyuncuları olurken eskiden 10 numara pozisyonunda oynayan as oyuncu bu numarayı sırtına geçirirdi. Zamanını bir pozisyonu ifade eden 10 numara artık bir sembol olmaya başladı. Aynı eskiden olduğu gibi. Gelin şimdi 10 numaranın tarihine göz atalım. Futbolu icat eden İngilizler takımlarını oluştururken şimdiki gibi 11 oyuncu tabirini kullanmak yerine kaleciyi ayırarak 10 oyuncu, bir de kaleci diyorlardı. Kalecilerin farklı kıyafet giymelerinden dolayı numaralandırılmaması neticesinde de her takımın 10. oyuncusu hem takımın kaptanı hem de yöneticisi olarak kabul görüyordu. Hakemle ve rakiple kurulan ilk iletişimi kuran bu 10. oyuncu da 10 numaralı formayı sırtına geçirerek özel bir isim oluyordu. Takımın yöneticisi, kaptanı, takımın her şeyi oluyordu. Futbolun ilk yıllarında bütün takımların kaptanları genellikle 10 numaralı formayı sırtlarına geçiriyordu. Yıllar içinde futbol gelişse, büyüse de, endüstriyelleşse de 10 numaranın karizmatik öyküsü aslında o yıllardan geliyor. Bir özellik, bir simge olması. Futbolda ilk kez numaraların formada yer aldığı yıl olan 1923'ten beri 10 numaralar bu şekilde ifade edilmiştir. Futbolun beşiği ve icat edeni İngilizler olsa da futbol numarasını ilk resmiyete kazandıran ülke Avustralya olmuştur. İlk kez 1912 yılında Avustralya'da oynanan bir karşılaşmada kullanılan forma numaraları sonrasında Amerika'da da kullanılmıştır. 1923-24 sezonunda ABD National Challenge Cup'ta oynanan Del River Marksman ve St. Louis Vesper Buick maçında forma numaraları resmiyet kazanmıştır. Forma numaraları futbolun beşiği olan İngiltere'ye ise 1928 yılında gelmiştir. Arsenal ve Chelsea arasında oynanan futbol karşılaşmalarında ise resmi olarak forma numaraları Avrupa Futbol Arenası'nda resmiyet kazanmıştır. 1942 ve 1966 yılları arasında oynayarak futbolun emekleme döneminin en büyük süperstarı olan forvet oyuncusu Ferenc Puşkaş, Dünya Kupalarına ve dünyaya damga vuran ilk 10 numara olmuştur. Özellikle 1950 ve 1962 yılları arasında attığı olağanüstü gollerle futbolu güzelleştiren forvet oyuncusu 10 numaranın ilk temsilcilerinden olmuştur. Ve gelelim tarihteki ilk 10 numaranın o efsane doğuş öyküsüne. 1958 yılında İsveç'te düzenlenen FIFA Dünya Kupası öncesinde turnuvanın favorilerinden olan Brezilya, forma numaralarını FIFA'ya bildirmeyi unutmuş ve son ana bırakmıştır. Brezilya'nın turnuvadan ihraç edilmesini önlemek için olaya el atan Uruguay delegesi Lorenzo Vilizio, futbolculara rastgele forma numaralarını yazmıştır. Numaralar o kadar garip ve o kadar rastgele belirlenmiştir ki o dönemde Brezilya kalecisi olan Gilmar, 3 numaralı formayı sırtına geçirmek zorunda kalmıştır. Bununla beraber Brezilya adına turnuvada ilk kez boy gösterecek 17 yaşındaki bir delikanlıya da rastgele 10 numara verilmiştir. O delikanlı o forma numarasını ilk kez 1958 yılında sırtına geçirerek tarihin en büyük 10 numaralarından olan Pele'dir. Kendisi gibi 10 numarayı da efsaneleştiren Pele, 10 numaranın ilk simge ismi olmuştur. Yıllar geçtikten sonra ofansif orta saha diye tabir edilen yaratıcı oyun kurucu rolünü üstlenen futbolcuların üzerine yapışan bir terim olmuştur 10 numara. Türkiye Milli Futbol takımındaysa 10 numaralı formayı ilk olarak sırasıyla Bekir Refet Teker ve Rebi Erkal giymiştir. Dünya futbol tarihinde ise Pele'nin yanı sıra Arjantinli Mario Kempes, Brezilyalı Zico, Fransız Platini, Arjantinli Diego Armando Maradona, İtalyan Roberto Baggio, Danimarkalı Michel Laudrup, Arjantinli Lionel Andres Messi, İspanyol Di Stefano, Hollandalı Johan Cruyff ve Brezilyalı Ronaldinho tarihin en büyük 10 numaraları formalarını giyen oyuncular arasında gösterilmektedir. Peki bir 10 numarayı 10 numara yapan şeyler yıllar içinde nasıl değişti? Futbolun ilk dönemini sizlerle paylaştık. Sonrasındaki dönemlerde ise futbolculara 10 numaranın verilmesi genellikle takımın en yaratıcı oyuncularına verilmeye başlanmıştı.
Gel zaman git zaman futbolda 10 numara forması takımın oyun kurucusu ve beyni olarak görülen orta saha oyuncularına verilmeye başlanmıştır. Hatta 10 numara öyle bir numara olmuştur ki onu giymek için özel birisi olup hak etmeniz gerekiyordu. Kimi takımsa bu kriterlerden hiçbirine uymayarak star gördüğü ismi 10 numaraya emanet ederken kimi takımsa futbol takımının en golcüsünü 10 numaraya giydirmeyi tercih etmiştir. Futboldaysa zaman içinde bir mevki olmaya başlayan 10 numara aslında ofansif orta sahaları ifade etmektedir. Forvet arkasında konumlandırılan ve orta saha ile forvet mevkisi arasındaki köprü görevi gören, asist kabiliyeti yüksek ve teknik oyuncuların yer aldığı pozisyonun adı olmuştur. Oyunu okuyan ve vizyon sahibi forvet arkası oyunculardan özdeşleşen bu forma numarası, futbol tarihinin bir döneminde en çok aranan mevkide olmuştur. Futbolun çift taraflı oynanmaya başlamasının ve taktik anlayışının değişmesiyle kaybolan bir mevki olmaya başlayan 10 numara artık sadece sembolik bir değeri ifade ediyor. Tek yönlü oyunculara futbolda eskisi kadar yer olmadığı gibi bizim kafamızdaki o 10 numaralar da artık futbolda pek yer almıyor. Son dönemde adını duyuran en popüler 10 numaralarsa Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho, Rooney, Del Piero, Totti, Agüero, Neymar, Kaka, Zidane, Figo ve Messi olmuştur. Kısacası futbolda 10 numara dediğimiz bölge forvet arkasını ifade ederken yani ofansif orta saha oyuncusunu ifade ederken 10 numarayı giyen futbolcular da genellikle takımın en özel oyuncuları olmuştur. Özellikle eskiden bir mevkiyle özdeşleşen bu 10 numarayı artık ön liberolar, kanat oyuncuları, hatta sağ bek, sol bekler, merkez orta sahalar bile rahatlıkla giyebiliyor. Yani eskisi kadar bir 10 numara mevkisinin olduğunu söylemek günümüz futbolunda zor. Süper Lig tarihine de göz atmakta fayda var. Türkiye futbol tarihinde ilk önemli 3 numara 3 büyük takımımızdan çıkmıştır. Sırasıyla Beşiktaş forması giyen Baba Hakkı Yeten, Fenerbahçe forması giyen Lefter Küçük Andonyadis ve Galatasaray forması giyen Taçsız Kral Metin Oktay, 10 numaralı formanın Türk futbolundaki ilk önemli ve efsane 3 temsilcisi olmuştur. Günümüzde ise Süper Lig tarihinde forma giymiş Giorgi Hagi, Alex de Souza ve Sergen Yalçın, Türkiye Süper Ligi'nin gelmiş geçmiş en büyük ve en önemli 10 numaraları arasında gösterilmektedir. Ve tabii ki halen daha kimin en iyi 10 numara olduysa taraftarlar arasında bir tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Bu isimlerin dışında Can Bartu, Hami Mandıralı, Wesley Sneijder, Oğuz Çetin, Mehmet Özdilek, JJ Okocha, Haim Revivo ve Pablo Martin Bataja 10 numaralı formayla Süper Lig'de özdeşleşen isimlerden olmuştur. 10 numara futbolun içinde özellikle Süper Lig'de hala bir mevki olarak önemini sürdürse de Avrupa ve dünya futbolunda eskisi kadar önemi kalan bir mevki değil. Süper Lig'de tek düze oyuncu tercihinin edilmesi sonucunda her takım yaratıcı ve skor üretebilen oyuncuları alarak 10 numarayı onlara emanet etmektedir. Hatta Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil belki de tarihin son eski tip 10 numarası olarak hatırlanacaktır. Yavaş yavaş Süper Lig takımları modern futbola ayak uydurmak adına tek yönlü 10 numaraları almak yerine çift yönlü oyun oynayabilen orta sahaları renklerine bağlasalar da hala daha 10 numara mevkisini bir ihtiyaç olarak gören bazı kesimler mevcut. Artık günümüz futbolunda numaraların öyle eskisi kadar pek bir önemi olmasa da hatta uğruna kavgalar verilmese de 10 numaranın her zaman bir karizması ve bir önemi muhakkak olacaktır. Ki hala daha bana göre futbolun en gözde numarası 10 numaradır. Evet sevgili izleyenler, bu haftalıkta nedir'den bu kadar. Siz de bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına yorum yazmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.